Lezzete dair kanalımın bugün tarifi ekmek. Bir paket yaş mayamı elimle ufalarak kabıma alıyorum. Ve üzerine 4 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Mayamız eriyene kadar karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Bu esnada elinizle de yoğurabilirsiniz. Hamurunuz bu kıvama gelince elinizle yoğurun. Ekmek hamuru yumuşak olması gerekiyor. Diğer poğaça hamurlarından daha yumuşak, ele yapışacak bir hamur. Hamurunuz bu kıvama gelince artık un eklemeyin. Bu şekilde yoğurun. Zaten kendisi elinizi bırakacaktır. Yoğurdukça hamur kendi şeklini alacak. Bu şekilde en az 10-15 dakika yoğuralım. Siz ne kadar yoğursanız o ekmek o kadar güzel kabarır ve yumuşacık bir ekmek elde edeceğiz. Hamurunu yoğurduktan sonra elinizi yıkayıp şöyle ıslatıp toparlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur çok yumuşak. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Üzerini kapatarak 1 saat oda ısısında hamurumuzu kabarana kadar dinlendirelim. Hamurum kabardı ve şimdi üzerindeki poşeti açalım. Hamurumu tezgaha aldım, havasını aldım ve elinize çok az onlayarak elinize hamur bulaşmasın. Bu şekilde toplayıp direkt tepsimize alacağız. Elinize çok az onlayarak bu şekilde açalım. Bu tarifte büyük bir ekmek yapıyorum. Kesinlikle ekmeğimizi tepsi mayasında dinlendirelim. İsterseniz fırınızı 50 dereceye açıp 15-20 dakika dinlendirin. İsterseniz de oda ısısında bu şekilde üzerine örtü örterek bekletebilirsiniz. Ama mutlaka tepsi mayasında beklemesi gerekiyor. Daha çok kabarıp ve güzel şekil alacak. 15 dakika tepsi mayasında beklettim ve şimdi 200 derecede ısıtılmış fırına ekmeğin pişene kadar atalım. Yüzü güzelce kızarsın. Ekmeği fırında çıkarınca üzerine bir örtü örtelim. Daha yumuşak olmasını sağlayacak. Ekmeğimin yumuşaklığını göstermek istiyorum. Siz de evinizde kolaylıkla ekmek yapabilirsiniz. Şimdi bıçakla dilimleyin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.